Stüdyomuzun dışındaki sohbetlerimiz devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Bakalım bu sefer nereden sesleneceğiz sizlere? Özcanlar Köfte İşletmecisi Mestan Özcan, Tekirdağ köftenin sıradan bir yemek olmadığını, bir kültür ve gelenek işi olduğunu vurgulayarak başlıyor sohbeti. Tekirdağ köftesi Tekirdağ için bir kültür. Tam da 100 yılı aşkın bir süreden beri bu bölgede bir örf, bir anane olmuş durumda. Biz de bu kültüre bir katkıda bulunan büyük bir şirketiz. Tabii bu büyük şirket birdenbire böyle büyük bir şirket haline gelmedi. Yaklaşık 60 yıldan beri biz 3 kuşaktır neredeyse bu işi yapıyoruz. 1953 yılında İsmail Özcan babamız bu işi kurmuş, Arif Özcan kardeşiyle beraber. Tabii 1953 yılında firma kurulurken küçük bir köfteci dükkanı konseptini düşünün. 5-6 masalık bir dükkan Tekirdağ çarşı içerisinde açılmış. İşletme, istihdam yönüyle Türkiye ekonomisine adeta bir fabrika gibi katkıda bulunuyor. Bizim Tekirdağ'da 4 tane şubemiz var. Beylikdüzü, İstanbul Beylikdüzü'nde bir, Mecidiyeköy Astoria Alışveriş Merkezi'nde bir tane şubemiz var. Bunların dışında bizim et marketlerimiz de var. Biz ürettiğimiz köfteleri ve çeşitlerini, sucuğu, kasap köfteyi, kaşarlı köfteyi, Tekirdağ köftesini, satır köfteyi ambalajlıyoruz ve buralarda da satıyoruz. O şarküterilerde de satıyoruz. Toplamda da yaklaşık 320 kişi istihdam ediyoruz şu anda. Sağlıklı beslenmenin çok önemli olduğu günümüzde et hassas bir gıda çeşidi olarak öne çıkıyor. Biz tamamen doğal ham maddeyi kullanarak bir ürün elde etmek istiyoruz ve yaptığımız ürünü de babamızın bize öğretmiş olduğu o ananeyi bozmadan yapmak istiyoruz. Dolayısıyla endüstriyel bir ürün değil bizim ürünümüz. Babamız bunu işte 50 kilo 50 kilo yapıyordu. Biz hala 50 kilo 50 kilo yapıyoruz. Ama o günde bir tane 50 yapıyordu. Çünkü kapasitesi oydu, gücü oydu, makinesi oydu, buzhanesi oydu. Ama biz bunu biraz daha ne yaptık? Farklı bir boyuta taşıyabildik üretim prosesi açısından değerlendirdiğimizde. Tekirdağ aslında köftesinin en büyük özelliklerinden bir tanesi bu Trakya yöresi danalarının kullanılması. Bizim özelliğimiz ise hem kendi hayvanımızı kendimiz yetiştiriyor olmamız, bu hayvanın yiyeceği yemin bitkilerini de kendimizin yetiştiriyor olması. Bizi diğerlerinden ayıran belki de en büyük özellik aslında bu. Mestan Bey, markalaşmak için uzun vadeli planlar yapılması gerektiğini söylüyor. Türkiye'nin bir belki de kültürü köfte. Hatta burada da kalmaması gerekiyor. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Hedeflerimizin arasında, yani kısa ve orta vadeli hedeflerimizin arasında mutlaka yurt dışında da bu ürünün, bu nefasetin verilmesi. Şimdi sadece köfteyi iyi yapmak, lezzetli yapmak yeterli değil. Restoranı iyi organize etmek, çalışan personellerin eğitimlerinin iyi sağlanması. Biz kurumsal bir aile şirketi olmak için mücadele yapıyoruz. Şeffaf, adil, iyi idare edilebilen bir şirket haline gelmek, marka olabilmek, marka bilinirliğinden bahsetmiyorum, marka olabilmek, olunan markanın, elde edilen markanın itibar stratejisini yapmak bence sürdürülebilir bir başarıyı getiriyor diyebiliriz. Peki şirketin en önemli hedefleri neler? Şimdi karıncaya sormuşlar, nereye gidiyorsun? Hacca gidiyorum demiş. Gülmüşler. Küçücüksün, ufacıksın, o kadar yolda ne olur ölür gidersin. O da uğrunda ölürüm demiş. Şimdi biz de karınca misali kendimize hedefler koyuyoruz. Vizyonumuzu, misyonumuzu organize ettik, yazdık. Bunu tüm şirketin çatısı altındakilere lanse ediyoruz. Ve büyümek istiyoruz. Özcanlar Köfte markası bir Türkiye markası olmak zorunda. Bununla yetinmemeli, bir dünya markası olmak zorunda. Bunu çeşitlendirebiliriz. Bunun dışında biz gıda ile ilgili yatırım yapmak istiyoruz. Yaşadığımız ortamın, ülkenin değerlerini dünyaya çıkarmak istiyoruz. Ben ihracat yapmak istiyorum mesela. Çünkü biliyorum ki 2023 vizyonu var bu ülkenin. Bu iktidar devam ederse demek ki ihracat desteklenecek. Dolayısıyla ben ihraç ürünü bir şey elde etmeliyim. Sırf bunun için de Tekirdağ bölgesi üzümlerinin sularını şişeleyip üzüm suyu olarak bütün dünyaya satmak istiyorum. Elma suyu yine bu bölgenin ürünü. Mesela nar suyu bu ülkenin ürünü. 3 tane meyve var. Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman bu
meyvecilik ve meyve suyu endüstrisiyle ilgili en büyük rekabet edebileceğimiz konu bu. Sürdürülebilir bir başarı elde etmek istiyoruz. Bunun için de bütün altyapıyı ve atacağımız her adımı iyi analiz etmek zorundayız. Biz hızlı, plansız büyümekten yana değiliz. Bizim büyümemiz belki biraz yavaş oluyor ama sağlam oluyor. Çünkü attığımız adımı sağlam atmak istiyoruz. Büyümenin farklı metotları, yolları da var. Biz öncelikle Trakya bölgesinde bu işi tamamlamak istiyoruz. Yani Edirne, Kırklareli ve bunların büyük ilçeleri var. İşte Keşan'da bizim olmamız gerekiyor. Bizim Çanakkale'de, Gelibolu'da veya Çanakkale merkezde olmamız gerekiyor. Çünkü bu hinterland bizim hinterlandımız. Anladım. Ulaşmak kolay, ürünü sevk etmek kolay, bu sevkiyatları takip etmek kolay. Mestan Bey, siz Hayatla Beraber seyircileri için bakın son olarak neler söylüyor? Ben şunu söyleyebilirim sadece bütün seyircilerimize. Tekirdağ köftesini Tekirdağ'a gelsinler, yesinler, tatsınlar. Giderlerken de evlerinden misafirlerine veya işte dönüşte hediye olarak bu köftelerin özel ambalajlarını satın alsınlar. Bizim ekonomimize katkıda bulunmuş olsunlar. Anladım. Ve bu kültürün bütün ülke nezdinde tanınmasına da faydalı olsunlar.